Merhabalar, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri. Benim adım Seda Altay. Ben sınıf öğretmeniyim. Yaklaşık 10 senedir de origami ile uğraşıyorum. Aynı zamanda origami eğitmeniyim. Sizlerin turna kuşları ile ilgili çok anlamlı bir projeye katıldığınızı öğrendim. Ben de sizin projenize bir turna kuşu videosu çekerek destek olmak istiyorum. Öncelikle Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu kitaplarından bahsetmek istiyorum. Bu kitapları okuduğum zaman savaşın etkilerini derinden hissetmiştim. Beni çok etkilemişti. Turna kuşları Japon kültüründe çok önemli bir yere sahip. Barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi. Değişik turna modelleri katlanabiliyor. Elimde gördüğünüz güllü turnalar yapımı yaklaşık 1 saat sürüyor. Oldukça zor modeller. Onun biraz daha basitini şöyle görüyoruz. Bu da farklı bir güllü turna modeli. 8 tane parça kullanarak turna mandalalar katlanabiliyor. Bazı modüler küp çalışmalarında turna motifi oluşturulabiliyor. Bugün sizlerle katlayacağımız turna kuşu modeli ise elimde gördüğünüz geleneksel ve çok zor olmayan bir model. Hadi turnamızı katlamaya başlayalım. Elimde gördüğünüz gibi bir tarafı mavi, bir tarafı beyaz olan iki renkli bir kağıt kullanacağım. Kare şeklindeki kağıdımın karşılıklı köşelerini karemiz bir üçgene dönüşüyor. Şimdi ise üçgenimizin alt köşelerini birleştirerek katlıyoruz. Şöyle. Katladım. Şu an bir dik üçgen elde ettik. Bu dik üçgenimiz aslında iki tabakadan oluşuyor. Şu anda gördüğünüz gibi bir tanesi masamın üzerinde. Bir tanesi ise masama dik konumda. Bakın şöyle diğer bir açıdan daha gösteriyorum. Dik olan üçgenin içini açıyorum ve bastırıyorum. Bu şekilde. Tekrar gösteriyorum yakından. Üçgenlerden birisi masanın üzerinde, diğeri masaya dik konumda. Dik olan üçgenin içini açıyorum ve bastırıyorum. Şimdi kağıdımızın arka tarafını çeviriyoruz. Aynı şekilde yine içini açıyoruz ve bastırıyoruz. Bu sefer küçük bir kare elde ettik. Gördüğünüz gibi karemizin alt tarafı açık. Yani katmanları görebiliyoruz. Üst tarafı ise kapalı. Açık tarafa ait iki kenarı köşegene kadar katlıyoruz. Ortadaki çizgiye köşegene kadar katlayacağız. Şöyle. Birinci kenarı katladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi de ikinci kenarımızı katlıyorum. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi arka tarafını çeviriyoruz ve arkasına da aynısını yapıyoruz yine. Alt kenarlarımızı köşegene kadar katlıyoruz. Evet, katlıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şu anda bir dörtgen şekli elde ettik. Dörtgenimizin üzerinde bir üçgen var.
üçgeni bir ön tarafa, bir de arka tarafa katlıyoruz. Bir iz oluşturduk. Bundan sonraki birkaç katlamamızda bu izi kullanacağız. Şimdi az önce katladığım, köşegene kadar katladığım iki parçayı açıyoruz. Ve şu oluşturduğumuz çizgiye kadar üstteki katmanı, şöyle üstteki katmanı aldım, çizgiye kadar çektim ve şeklimizi şu şekilde, şeklimizi yanlardan kapatıyoruz. Bu şekilde. Masada biraz daha düzeltmem gerekiyor. Şöyle ve şöyle. Bu şekli elde ediyoruz. Şimdi arka tarafına da aynısını yapıyoruz. Yan tarafları açıyorum. Üstteki kağıt tabakasını, bakın nereye kadar çekiyorum? Çizgiye kadar. Çizgiye kadar çektim ve yanlardan kapatıyoruz. Şöyle ve şöyle. Bakın böyle bir şey elde ettik. Şimdi düzgün katlamalar yapmamız çok önemli. Ben masa kullanmadan yaptığım için bazı yerleri biraz düzeltmem gerekiyor. Evet, şimdi böyle biraz daha düzgün bir şekil elde etmiş olduk. Şimdi bakıyoruz. Alt kısmı ayrık görüyorsunuz. Şimdi bu kısımları biraz incelteceğiz. Nasıl yapacağız? Alttaki parçaları ortadaki çizgiye doğru getireceğiz. Şöyle getirdim ve iyice iz oluşturarak katlıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Yan tarafı, şurayı, alttaki kenarını yine çizgiye kadar getirdim ve katladım. Şimdi arka tarafını çeviriyorum. Arka tarafını da aynı izden, bakın aynı izden katlıyoruz. Şu şekilde. Ön taraf ölçü olarak bize yardımcı olacak bu sefer. Bakın böyle. Ve diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Şu şekilde. Bakın şimdi bunlar, şu gördüğünüz kısım turnamızın kanatları olacak, bu ve bu. Ortadaki ise turnamızın sırt kısmı olacak. Baş ve kuyruğunu ise şu parçalardan oluşturacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Baş ve kuyruğunu belirli bir açıyla yukarıya doğru katlıyoruz. Önce birini, sonra da diğerini. Bakın şöyle. Şurada izlerimiz oluştu. Katladığımız yerde, şu parmaklarımla gösterdiğim yerlerde izler oluştu. Şimdi ne yapıyoruz? Katladığım parçayı geri aşağı alıyorum. Bu benim kanadım. Şu gördüğünüz kısım. Kanadın arasına yukarı doğru kaldırıyoruz. Yukarı doğru kaldırdık. Ve şu sivri parçayı, baş ya da kuyruk olarak kullanacağım sivri parçayı şöyle katlıyorum. Düzelterek yine. Evet, oldu. Şimdi diğerine de aynısını yapıyoruz. İz oluşturduğum kısmı aşağıya alıyorum. Kanatlarımın arasını açıyorum. Kanatlarımın arasını açtıktan sonra o izden yukarıya doğru katlayıp kapatıyorum. Evet, şimdi böyle bir şekil elde ettik. Hadi turnamızın baş kısmını yapalım. Başı için burayı da kullanabilirsiniz, burayı da, fark etmez, tercih sizin. Küçük bir parçasını şöyle katlıyorum. Aşağıya doğru küçük bir parçasını katladım ve yan taraflardan bastırıyorum şöyle, bakın. Şu şekilde.
Aslında turna kuşumuz hazır. Ben bunu kanatlarını açmış haliyle seviyorum. Hadi sizinle de kanatlarını açalım. Kanadını gidebildiği yere kadar çekiyorum ve katlıyorum. Ve diğer tarafta da yine aşağıya katlıyorum. Turna kuşumuz hazır. Umarım çektiğim video sizler için faydalı olmuştur. İyi şeylerin olduğu, barış dolu bir dünyada yaşamamız dileğiyle. Hoşça kalın.